Valla aslında değerlendirme yapacak bir şey yok. Yani bu utanç verici bir durum. Sayın Özdağ bir milletvekili, Sayın Özdağ bir siyasi partinin genel başkanı ve o Türkiye Cumhuriyeti'nin bir iline giremiyor. Efendim neymiş? İşte oradaki Suriyeli geçici koruma altındaki insanlar tepki verirlermiş. O zaman devlet niye var? Bu cümleyi kuran bir devlet yetkilisinin 10 saniye sonra istifa etmesi gerekir. Bu bir aczin ifadesidir. Bu bir yetersizliğin ifadesidir. Bu bir kifayetsizliğin ifadesidir. Şimdi gönül istiyor ki biz ülkemizi nasıl kalkındıracağız? Eğitim sistemimizi nasıl geliştireceğiz? Sağlık sistemimizi nasıl geliştireceğiz? Sınırlarımızı nasıl koruyacağız? Bu geçici statüdeki Suriyelileri problemini nasıl çözeceğiz? Efendim kadın cinayetlerini nasıl engelleyeceğiz? Erkek cinayetlerini nasıl engelleyeceğiz? Yurttaşlarımızın Türkiye'nin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde güvenliğini nasıl sağlayacağız? Büyük kentlerimizin sorunlarını nasıl çözeceğiz? Biz bunları tartışacağımız yerde böyle komik gündemlerle asıl sorunlarımızı tartışamıyoruz. Çok ilginçtir. Aynı Hatay valisi geçen yıl ben birçok ile sarı otobüsümle gittim. Orada toplantılar yaptım, konferanslar verdim. Hatay'da önceden bilgi verip izin almama gerek olmadığı halde izin aldım. Ona rağmen saat 7'de konferansım başlayacak. Saat 7'ye 5 kala polis bastı benim konferans vereceğim öğretmen evini ve benim konferansım engellendi. Hiçbir hukuki açıklamada bulunulmadı. Daha sonra efendim başvurdum. Dedim bunun sebebi nedir? Bana açıkla. Efendim kaymakamlık yapmış. Kaymakamlığa yazdım. Efendim valilik yaptı. O ona attı. Şimdi bunlar demokratik bir ülkede olmaması gereken şeyler. Ama tabii biz Türkiye'nin artık demokratik bir ülke olmadığını biliyoruz. Türkiye artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesini bir ile sokmayacak yöneticiler tarafından yönetilen bir parti devleti oldu. Türkiye bir parti devletidir. Türkiye'nin şu anda Hatay valisi bir partinin il işlerini yönetir şekilde davranmaktadır. Bu son derece yanlıştır. Bu son derece zararlıdır. Halbuki devletin oradaki temsilcisinin görevi bir milletvekili geliyorsa onun güvenliğini sağlamaktır. Onun programına rahat bir şekilde devam edeceği ortamı sağlamaktır. Devletin valisi partili olamaz. Ama ne oluyor? Devletin cumhurbaşkanı partili olursa tabii ona bağlı olarak aşağıya kadar herkes partili oluyor. İşte o nedenle ben partisiz cumhurbaşkanıyım. O nedenle ben birleştirici cumhurbaşkanıyım. Bu şekilde olmak için adayım. Yoksa devleti siz partinizin örgütü haline getirirseniz orada adalet kalmaz. Adalet devletin yani mülkün temelidir. Adaletin olmadığı devlet çöker. Bu devleti çökertmemek hepimize düşen bir sorumluluktur. Bu da ancak devleti partiden, partilerden, siyasetten ayırarak olur. Devlet başka şeydir, hükümet başka şeydir. Bugün Türkiye'de hükümet yok. Bugün Türkiye'de tek adam rejiminin bir diktası var. O dikta devletin memurlarını, devletin valilerini, devletin kaymakamlarını da kendi partisinin memurları gibi kullanmaktadır. Bu bizi çöküşe götürür. Bunun başka bir yolu yoktur. O nedenle aklların başa devşirilmesi gerekiyor. Ve burada tabii vatandaşa da sorumluluk düşüyor. Vatandaşın olanı biteni bir tiyatro gibi seyretmek yerine bunlara müdahale edip tepkisini ortaya koyması lazım. Bu vatandaş hangi partiden olursa olsun AK Partili vatandaş da tepkisini ortaya koyacak. CHP'li vatandaş da, Zafer Partili vatandaş da, HDP'li vatandaş da, İYİ Partili de, Saadet Partili de parti ayrımı yapmaksızın halk olarak erdemli tepkiler vermek durumundayız. Mesele tefessüh etmiş, kokuşmuş bir idarenin artık bu kokuşmuşluğu
hücrelerin en uç noktasına kadar ulaştırmasından kaynaklanmaktadır. O nedenle ben Erdemli Yurttaş Hareketi'ni kurmuştum. O nedenle hangi siyasi görüşten olursanız olun, hangi dini inançtan olursanız olun, hangi etnik kökenden, kültürden gelirseniz gelin, yeter ki erdemli, namuslu olun, gelin birleşelim diye çağrıda bulundum, bulunuyorum ve bulunmaya devam edeceğim. Mesele namuslu olmak meselesidir. Önümüzdeki seçimler namussuzlarla namussuzlar arasında, erdemlilerle erdemsizler arasında. Ben erdemli olan halkımın temsilcisiyim. Namuslu olan halkımın temsilcisiyim. Ben bir siyasi görüşün temsilcisi değilim. Ben bir dini inancın temsilcisi değilim. Ben bir etnik kökenin temsilcisi değilim. Ben bütün bunların namuslu ve erdemli olanlarının temsilcisiyim. Ve birleşme çağrımı erdemli, namuslu insanlara yapıyorum. Arkadaşlar, hırsızsanız, namussuzsanız, erdemsizseniz bana oy vermeyin. Ama erdemli, namuslu, yurtsever, mert insanlarsanız, isterseniz komünist olun oyunuza talibim, isterseniz Yezidi olun oyunuza talibim, isterseniz 5 vakit namazlı olun, isterseniz efendime söyleyeyim dara durun, hiç fark etmez. Her neyseniz, namuslu, erdemliyseniz başımın üstünde yeriniz var diyor. Evet, çok sayıda parti liderinden destek gördü Ümit Özdağ. Bütün partililer kınama yayınladı ve derhal Hatay il sınırının açılmasını ve kontrolün açılmasını talepte bulundular. Aynı şeyi ben de yazdım, Twitter'dan yazdım aynı şeyi. Ümit Özdağ'ın tweetlerine de teşekkür ettiğini bizzat kendim takip ederek gördüm. Konu bu şekilde böyle. Şöyle söylüyorlar, eğer Suriye'den girmiş olsaydı yolu açık olurdu. Ama kendi il sınırlarımızdan vize mi alması gerekiyor? Ümit Özdağ'ın Hatay'a gitmesi için vize mi alması gerekiyor? Ben anlamadım. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Tabii, bu çok utanç verici bir durumdur. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde benzeri görülmemiş bir durumdur. Birkaç defa siyasi nedenlerle, mesela rahmetli İnönü'nün bir Balıkesir'e gitme hadisesi vardır. Aman efendim, burada halk çok tepkili, gelmeseniz iyi olur şeklinde Balıkesir'e girmemesi zamanında böyle bir hadise yaşanmıştır. Engellemiştir. Ama buradaki, hayır, engellemek değil, yani kötü şeyler olur, ne olur gelmeyin diyor. Kim İsmet Paşa'yı engellemeye cesaret edebilir? Ama burada parti devleti, partileşen devletin İçişleri Bakanı'nın kendi kişisel husumetini de zeminine alarak bir milletvekilini, bir parti genel başkanını bir ile sokmaması söz konusudur. Bunu yaparken de devletin jandarmasını kullanması daha da hadiseyi çirkin hale getirmektedir. Ben bunların bir an önce son bulmasını temenni ediyorum. Ama bir an önce de son bulacağını zannetmiyorum. Çünkü bu mevcut iktidarın çırpınışları. Bunların hepsi çaresizlik göstergesi. Bunların hepsi panik göstergesi. Bunların hepsi gider ayak nasıl kendimizi kurtaracağız acaba diye yapılan kafası kesik tavuk gibi sağa sola koşma hareketleridir. Bunlardan bir netice alınmaz. Evet, oysa ki anayasa hakkımız var biliyorsun. Anayasal haklar ortada. Seyahat özgürlüğü engellenemez. Yani insanın seyahat özgürlüğü, siz ayrıca milletin meclisinin bir temsilcisini almıyorsunuz ya. Millet, yani vali orada devlet memuru. Halbuki Sayın Özdağ bir milletvekili. Orada Türkiye milletini, Türk milletini temsilen orada bulunuyor. Siz millete, memleketin bir vilayetini nasıl kapatabilirsiniz? Ama bunlar tabii ileride hep hesabı verilecek olan hadiselerdir. Bunlar teker teker hesapları sorulacak hadiselerdir. Son olarak mülteci konusuna değinelim. Ne söylemek istersiniz mülteci konusunda? Şimdi teknik olarak ifadeyi şöyle kullanmak isterim.
geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler. Ben buna kısaca GECKAS diyorum. Geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler, GECKAS. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda hemen 2 aylık, 3 aylık bir çalışmayla Türkiye'de bulunan bütün bu GECKAS diye tanımladığım insanların veri tabanlarında nerede oturuyorlar, kaç yaşındalar, cinsiyetlerine, mesleklerine, okul durumlarına bunlar çıkarılacak 3 ay. Ondan sonra bunların Suriye'ye gönderilecek olanları için hemen Suriye yönetimiyle, hükümetiyle ilişkiye geçilecek. Dostça ilişkiler kurulacak. Aramızda bizim husumet olmasını gerektirecek hiçbir şey yok. Amerika'nın yalakalığını yapmayan herhangi bir hükümetin Suriye devletiyle ve hükümetiyle problemi olmaz. Ama bu stratejik derinlik diyerek yapılan cahilce uygulamalar, Amerika'ya yaranmak için yapılan, vatana, millete büyük zarar veren politikalar sonucunda Türkiye Suriye ile ters kutuplarda bulunmaktadır. Ben bunu bir defa hemen ortadan kaldıracağım. O zaman Suriye yönetimine diyeceğim ki arkadaşlar, şimdi ben kendi ülkemde bulunan bu GECKAS'ın içerisinden şu kadar insanı tekrar yurtlarına gönderiyorum. Ondan sonra peki bunların arasında başka ülkelere gitmesi gerekenler var mı? Ben diyeceğim ki bütün dünyaya, Birleşmiş Milletler'e, Avrupa topluluğuna, Amerika'ya, bütün dünyaya, İslam Konferansı Örgütü'ne, arkadaşlar biz yıllardır hakikaten yemedik yedirdik. Hakikaten yatmadık yatırdık. Sağlığından eğitimine, işinden efendim ihtiyacının karşılanmasına her şeyi karşıladık. Yeter. Bu kadar misafirlik yeter. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra sizde. Hadi bakalım sizler de dünya devletleri olarak bize destek verin. Bu insanların bir kısmı da sizin ülkenize gidecek. Üçüncü bölümde Türkiye'de kalacak insanların tespiti. Tabii bu yıllar içerisinde evlenmeler oldu. Başka sosyal hadiseler meydana geldi. Bazı insanları artık buradan söküp atamayacak kökler salındı. Tabii insani çerçevede bunlar değerlendirerek arkadaş sizler de artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiyorsunuz. Ama sizler için bir adaptasyon, bir buraya uyum sağlama programı, eğitimiyle, diliyle, kültürüyle, her şeyiyle nerelerde yerleştirilecekler, ne iş yapacaklar, topluma katkıları ne olacak? İşte bu şekilde planlı bir çalışmayla 3 yıl içerisinde bu GECKAS problemi çözülecek. Aynı zamanda Türkiye'de şu anda yasa dışı bulunan başka yabancıların da aynı şekilde Türkiye'den gitmeleri gereken yere gönderilmeleri sağlanacak. Ha, bunun yanında bundan 20 sene sonra, 30 sene sonra Türkiye'nin göçmen alma ihtiyacı doğabilir. Çünkü bizim doğum hızlarımız azalıyor, toplumumuz yaşlanıyor. Bugün nasıl Almanya Türkiye'den yine işçi talep ediyorsa, Türkiye'de başka ülkelerden işçi talep edecek duruma gelecek. Ve o vakit biz sanayimizi, endüstrimizi, sosyal hizmetlerimizi, çiftçiliğimizi, tarımımızı geliştirmek için iş gücü Türkiye'ye getireceğiz. Ama bu böyle sınırları açıp saldım çayıra, mevlam kayıra bir şekilde olmayacak. Planlı olacak, projeli olacak, nereye gelecek, hangi iş alanında çalışacak. Ben ülkemin demografik yapısını bozmadan ülkemi bir Orta Doğu ülkesi, Orta Doğu bataklığı haline getirmeden bunları çözeceğim. Akılcı, rasyonel politikalarla çözeceğim. Ben yabancı düşmanı değilim. Ben Suriyeli düşmanı da değilim. Katiyen değilim. Ama benim ülkemin imkanları, benim ülkemin kapasitesi belli. Bir de Amerika başta olmak üzere emperyalist güçlerin benim ülkemde yapmak istediklerinin ne olduğunu biliyorum. Türkiye'yi bölmek, Türkiye'den toprak koparmak, İran'dan, Irak'tan, Suriye'den toprak kopartıp burada bir uydu, emperyalistlerin emrine girecek bir devlet kurmak, bu planın da farkında olarak ben ülkemin nüfus yapısının, demografik yapısının bozulmasına izin vermem. Çok açık ve net. Evet, aslında konuşacak çok şey var. Hepsini bir anda konuşmayalım. Haftaya kaldığımız yerden devam edelim.
Hoşça kalın diyelim. Sağlıcakla kalın. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızı da yakından izliyorum. İnşallah sahada da beraber sokak röportajları yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşça kalın.